Mezun olduktan sonra Ankara'dan İstanbul'a geçtim. Özel bir hastanede işe başladım. Ardından bir süre çalıştıktan sonra başka bir hastaneye geçtim. Şu an yönetici pozisyonu sürdürdüğüm bir hastane. Özet olarak benim hikayem bu. ABD'nin Dışişleri Bakanlığı dünyada tüm sağlık çalışanlarına bir çağrı yaptı. Bu dönemde Amerika'ya gelip çalışmak isteyenler konsolosluklara başvurabilir diye. Tabii bu haber Türkiye'de daha duyulmadan önce ben Kanada'da yaşayan abimden bunu duydum. İstersen başvuru önerisinde bulunmuştu bana. Fakat ben baştan beri bunu kabul etmedim. Bunun yanlış bir fikir olduğunu düşündüm. Aynı zamanda benim babam da bana bu konuda destek vererek Türkiye'den ayrılmamam gerektiğini söyledi. Ardından bu haber Türkiye'de duyulmaya başladı ve bazı insanların istifa ettiğini duydum. Ve bu beni bayağı bir üzdü açıkçası ve kızdırdı. Bundan dolayı ben bir tweet paylaştım ve bu tweet aslında hem ABD'nin bu ilanına hem buradaki istifa eden insanlara tepki olarak bunu paylaştım. Bu tweetin bu kadar yayılacağını bilmiyordum açıkçası veya bu kadar etkileşim alacağını bilmiyordum. Çünkü normalde Twitter'da çok paylaşım yapan veya çok takiplisi olan bir hesap sahibi değilim. Bir hesaba sahip değilim. Fakat bu tweet bayağı bir yayıldı. Bayağı tepkiler aldım. Hem güzel tepkiler hem kötü tepkiler aldım. Güzel tepkilerin aslında şöyle, çoğu insan benim yabancı olduğumu bilmeyerek yorum yaptı. Ve kendimi hakikaten orada bu vatanın öz evladıymışım gibi hissettim ve bu beni çok gururlandırdı, çok duygulandırdı ve çok mutlu etti. Aynı zamanda olumsuz tepkiler de aldım. İşte hocam burada çok çalışırsınız, az para alırsınız gibisinden yorumlar, gidin bence gibisinden yorumlar da aldım. Bunları tabii ben çok kaleye almadım bu yorumları. Çünkü bu zor zamanlarda ben bu memleketin çok ekmeğini yedim. Bu memleket bana çok şey kattı. Bu memleket bana çok iyiliği dokundu. Zor zamanlarda bırakıp gitmek ne bizim aldığımız terbiyeye, ne de bizim ahlakımıza, ne de bizim adetlerimize uygundur. O yüzden hani burada kalmak en mantıklısı. Şöyle bir şey düşünsenize. Askersiniz. Yıllardır ülkenin size verdiği maaşı alıyorsunuz, sefasını sürüyorsunuz. Fakat savaş çıktığı anda cepheyi bırakıp istifa ediyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Aynı şekilde biz de sağlıkçı olarak memleketin sınırlarında değil de memleketin içerisinde de cephedeyiz. Yani askerlerimiz bizim sınırlarımızı savunur, biz de içerideki düşmanı savunuyoruz. Biz de içerideki düşmana karşı savaşıyoruz. Çünkü biz de cephedeyiz, asker gibi biz de cephedeyiz ve cephe bırakılıp gidilmez. Cephede savaşılır.